Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in saldırının talimatını ondan aldım dediği uyuşturucu baronu Mehmet Gezer tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, katil Mehmet Gezer'in Türkiye'ye getirilmesi bizleri sevindirdi. 6 tane daha firari var, onların da en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz dedi. 2013 yılında Reyhanlı'da iki ayrı patlamada 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların planlayıcısı Yusuf Nazik'in emniyetteki ifadesinde katliamın talimatını ondan aldım dediği uyuşturucu baronu Mehmet Gezer tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Reyhanlı patlamasının en büyük kara kutusu olan ve Hatay'da uyuşturucu baronu olarak bilinen Mehmet Gezer, Reyhanlı katliamının baş planlayıcısıdır dedi. Dün gece saat 3'te aldığımız habere bizi çok sevindirdi. Bu haber Reyhanlı katliamının, 2013'te yapılan katliamının en büyük planlayıcısı, finansı, uyuşturucu baronu Mehmet Gezer, Amerika'dan getirilip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edilmiştir. Ben bu konuda tüm şehit aileler adına sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin yaptığı bu eylemden dolayı, bu başarı eylemden dolayı Milli İstihbaratımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Reyhanlı patlamasının en büyük kara kutusu olan Mehmet Gezer ve aynı zamanda da Hatay'da baron olarak bilinen, uyuşturucu baron olan Mehmet Gezer, Reyhanlı katliamının baş planıcısıdır. Bizlere büyük bir acı yaşatan bu katil, bu baron Türkiye Cumhuriyeti tarafından getirilip adalet önüne çıkarılmasına şehit aileler olarak gerçekten çok sevindik. Bu sevincimiz inşallah daha da artar. Çünkü bilindiği gibi daha 6 tane daha füreli de var. Onların da bir an önce yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi şehit aileler için onur verici bir olay olacaktır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı bu eylemden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Şehit aileler olarak yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Milli İstihbaratımız yaptığı bu eylemden dolayı genlerin tebrik eder, devamını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sabah telefonda ilk haberi görünce şok oldum. Gerçek mi diye direkt Ahmet abiyi aradım. Evet dedi abla, gerçek. Tabii ki bunlar yakalandıkça birazcık acımız hafifliyor. Asla hafiflemez de yani biraz da 9 yıl sonra yakalanması tabii ki çok gecikmeli bir yakalanma, getirilme. Sağ olsun yine devletimizden inşallah o birilerinde yakalanıp en ağır cezayla cezalandırmalarını istiyoruz devletimizde. Acılarımız belki birazcık o zaman hafifler anne olarak. Anne olarak ancak o zaman hafifler acılarımız. Bizim temennimiz devletimizden onları da yakalayıp bir an önce getirip onların da gereken cezalarının, biz ceza istemiyoruz yani hapse konup da ceza istemiyoruz. İdam istiyoruz aslında baştan beri de ama idam yasası yok. Niye her tarafta var da bizde yok? İnşallah onların gerçekten de idam ederler de biz de en azından birazcık kalplerimiz böyle serinler soğur yani. Ne diyelim, yavrularımız, evlatlarımız gencecik kara topraklara verdik. Bir katliam yaptılar, paramparça ettiler insanları. Bunların cezasının bir an önce verilmesini tabii ki istiyoruz. İnşallah verirler.